Tamam annem ağlama, alacağım artık. Alacağım, alacağım. Annem ağlama. İşte ben artık buradan çıkmam. Bunun bir sürü şey var. Hiç böyle yüzdüğünüz olmamıştı değil mi anne? Annenizle gözünde hiç büyümüyorsunuz. Çok sevgilim yok anne. Babama sen bak. Ben niye bakayım? Sorunun olmasına çok var. Bunu kafandan çıkar. İleride dedim ben. Duyalım annesi bir şey. Bir sürü spor şey de var ama bir bakalım. Yok yapmıyor. Oyuncak istemek yok dedim. Yani senin kuralları sen koy, koyamıyorum. Annem her kamera şimdi gülüyor ya, canım bana. Aa, korkma! Biz bu alışverişi annem bana sürekli ne yiyeceğini düşünmesin diye yapıyoruz. Bol limitli anne. Karım da çok sıkıcı. Sürekli beni ikna ediyor. Hiç o kadar para verişimi yok. Telefonu bunu hiç yapıyorum. Annem koşuyor. Aa, beni bize sponsor İlerideki daha da ucuza gülüyor. O pizzayı kaldırdınız mı sevgili? Süper fresh ya. Süper fresh bana olay. Sizimiz de var, sizimiz de var herhalde. Pasarda kendimi düşünemiyorum. Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Yaren ve... Annesi. Bunu söylemen gerekiyordu annem. Haklısın. Kameraya bak bu arada. Ben ekrana bakıyorum, sen kameraya bak. Bugün sizinle bir market vlogu paylaşacağız. Benim İnşallah. İçin gayet keyifli. Benim için değil. Annem için gayet zorluklu bir süreç olacak. O yüzden bakalım neler bekliyor. Aşırı güneş var. Keşke güneş gözlüğümü alsaymışım. Ben ağlamaya başlayacağım annemden önce. Tamam annem ağlama. Alacağım anne. Alacağım, alacağım. Annem ağlama. Şimdi bakalım. Aklımızda 101, BİM ve Migros gezmek var. O kadar. Geçen bir ay önce falan... BİM'den bir pizza aldım. Süper Fresh'in gerçekten. Hiçbir yerde bulamadım. Başka BİM'de de bulamadım. Ona bakacağım. Eğer varsa birkaç tane alır mıyız? Cevap verdim. Biz artık bakışlarımızı anlaşıyoruz. Evet bakalım. Bur market vlogu nasıl geçecek? Yakınımıza 101 açılmış. Biz buna 101'i bilmiyorduk. Sağ olsun canım. Klerin mükemmel anlatma yöntemini anlattı ve çok dibimizdeymiş. Ama 101 lira hani böyle bir metre alması gerekmiyor mu? Bizde 100 metre falan yok yani. Her tarafımızda 101 var çok şükür. Ama yine bize ters. Evet. Gelirkeni yukarı çıkacağım açılışta. Evet. Yukarıda yine o an. Ters. Beğenmedik ki. Beğenmedik yerini 101 değiştirir misin? Aşırı büyük bir 101 açılmış. Aktenler falan var. Ah işte ben artık buradan çıkmam. Bunda bir sürü şey var. Hiç böyle bir 101'imiz olmamıştı değil mi anne? Evet. Evet. En büyük 101 sanırım. Evet. Basit mahvedik. Her şey var burası 101 değil. Ne bu? Bana bunu alabilir miyim? Evet. Annenizle gözünde hiç büyümüyorsunuz. Çok tatlıymış ama. Etrafımızda bir kız çocuğu yok. Neden? Daha önce de doğmuşlar ve doğanlar da gitti. Doğacak olanlar da erkek. Güzel şey geldi değil mi? Ben kaybedecektim. Yani o kaybettim. Sen çek bana ne? Evet bak elime bir kamera var. Sen o şeyden kurtul bence. Hoş değil mi? Bunun gözükmesin. Sevgim yok benim. Çünkü sevgilim yok anne. Hayır şey. Hayır erkek ol. Babana baktım işte ondan bak. Yani babama sen bak. Ben niye bakayım? Sen ne? Erkek polo yaka tişört değil bu. Kıyasa başa. Şu fiyatları düzgün koyun Allah aşkına. Şu ne? Bu pişirme kağıdı mı? Hamur matıymış. Bir tane pişirme kağıdı alsak ve sürekli pişirme kağıdı almaktan kurtulsak nasıl fikir? Spor taytı var mı? Ve şey bir sızı kaptan alalım mı? Alalım. Rezervasyonu yapalım bundan sonra. Çok rezervasyonu. Biz her sene tatile gideriz çünkü. Çorapçı olmanın böyle bir şeyi var ya. Annem çorap fabrikasında çalışıyor ve... Biz bunlardan ördük. Annem 101 ile işbirliği yapmış. Bu videoya işbirliği etiketi koymak zorunda mıyım şimdi? Ha güzelmiş. Torunumu alırım ileride. Torunum olmasına çok var. Bunu kafandan çıkar. İleride sen. Dedim zaten. İleride tamam bu 101'de gelip alacaksın. Ne kadar şey? Burası bayağı güzelmiş. Ne kadar haftaymışım ilk önce 101'e gidelim dedim. Burası bayağı güzelmiş ama. Burada ilk defa dışarıda vlog çekiyorum. Ne diyorsun? Aa, bunlar nasıl bir şey? Onlara baktım ben de ama. Ama kapalı ki. Şu an için uygun değil. 180. Annemin genel olarak verdiği tepki bu yalnız. Şu an için uygun değil. 180 liraymış bu arada güzelmiş. Seni buraya getirmemek lazım. Neden aşk olsun? Hiçbir sana şey alalım dedim mi şu an? Sana kalırsa bütün markete almak lazım. Çok tatlıymış. Evet. Çeyizimi alır mısın anne? Tamam, bir parça bile olmayan çeyizimi. Bunun dışı güzelmiş. Hep burada bakalım.
Aa, bunlar çok şıkmış. Karşı şık kaldım. 8,5'muş. Ben daha çok kupalarla ilgileniyorum. Bunun kupası da varmış ama hoşuma gitmedi. Bir sürü spor şey de var ama bilin bakalım. Kim alıp yapmıyor. Şunu aldım ben. Bunu şoktan aldım. Ama kullanamıyorum. Oyuncak alsana bunu anne. Bir sürü oyuncak var. Ben evde ne tembih ediyordum sana? Ne tembih ediyorum? Oyuncak istemek yok dedim. Ama niye anne, şu çay setim olsa güzel olmaz mı mesela? Şu güzel çay setim olmaz mı? Olmaz. Onun yanına masa da istersin. Yani güzel kitaplar var mı? Kendini ifade etmenin 125 yolu 12,5 lira. Her yol bir kuruş. Kimmiş? Bakayım ben bunları bir bakacağım. İçindeki gücün sırrı. Aa, bunu alalım Murphy'in, tut bakalım. Başladık. Yine kitap buldu ya. Anlayarak hızlı okuma. Özgüven. Yani seni kuralları sen koy, koyamıyorum. Vaktinden önce mutsuz olma. Stoacı filozofları mutlu bir yaşam için tavsiye ederim. Teşekkür ederim. Çok güzel kişisel gelişim kitapları varmış. Bunu alıyorsunuz, İngilizce konuşuyorsunuz. Almanca, Fransızca da var. Ben bunu istiyorum. Almayız ama çok pahalı. 34 lira. Niçin? Benden çok mu? Bunu ilk sen kullandın. Bundan sonra her şeye bunu kullanacağım, görürsün. Annem benden daha çok tükenmez kalem kullanıyor. Bunu burada itiraf eder misin? Kullanıyorum her okullar açıldığında, markete geldiğinde 3-4 set alıyorum, 10-15 Evet. tane. Çünkü kırılıyor, kayboluyor. Cebinden çıkarmıyor. 3 kitapla uğruyor bize 101. Markette her insanı kovalar, o yüzden çok korkuyorum çekim yapmaya. Bu tomurcuk çay şahıdır. Teşekkürler. 5 liraya falan aldığım matura 10,75 olmuş ki demir kutusu 5 liraydı. Ama biz buranın için girdik. Sana gözlük Cemal. Yani senin için herkese bir şey aldık. Hani eve aldık, bana aldık. Evet. Alışveriş en büyük şey, yarın seçer. Ben taşırım, ben öderim. Ama şimdi vlog çekiyorum. Ne? Daha gözlük camı bulduk. Gözlük camı değil. Gözlük camı işte. Her neyse. Aldık mı, aldık işte aynı. Hadi göster. Yanında ekstra kaç 16, tane? 16-75. İlk zorlu görevimizi atlattık. Ne düşünüyorsun? Annem her kamera şimdi gülüyor ya. Canım ona. Çok güler yüz temizdir ya. Şimdi bizim önümüzde zorlu bir bayır görevimiz var. Umarım bu zorlu bayır görevini... Yani Moğollar bu bayırı görseler... Yani evet nasıl ya. Gülerler, nasıl gülerler bize? Biz yengemi almaya gittik. Kendisi göreceğiz. Moğollardır. Bir yenge daha alacağız Moğollardan. Bakalım sonra bir yenge açığımız kalıyor. O nereden tamammış onu bilemiyoruz. Allah'ım bir gördük dedi. Der ki buradan yürüyerek çıkacaksınız. Biz artık ölüyoruz anlayınca bu tık 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 çıkıveriyorlar yani. İnsanlar orada doğmuş büyümüş. Ki biz hani bayır... Yol gibi. Ki biz hep her evimizde, bir önceki evimizde bayırlıydı yani. Hep bayırlı yerde evet. Oturduk yani. Alışıyoruzdur az çok böyle. Yüksek, hep yükseklerdeyiz biz. Ondan sonra topuklu ayakkabılarla oradan aşağı inmek nişan yapacaklardı. Abimler böyle iki koluna girerek tık 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 zor indik yani. O yüzden de böyle bir Muğla'nın. Umarım sesim iyi geliyordu. Aynı güzel çıkıyor. Dur. Bir tane kişi ekran resmi alırım. Bir daha bir fotoğrafımız olsun. Öyle. Ne toz uttunuz bu otobüsten. Bir şey söyleyeyim. Otobüs beklerken gelmez. Yanımızda iki tane otobüs geçti. Sevgili Edirne Belediyesi, şu otobüslere bir atarsanız çok sevinirim. Teşekkür ederim. Edirne Belediyesi'ne gönder. Kesin izleyecek bir belediye başkanı. Hep beni otobüs takip eder. Sıkıntı yok. Yani, Recep Gürkan'cığım lütfen paylaşır mısınız beni? Ay. Çok büyük korkum var ya. Birisi böyle yapardı. Sonra herkes beni linçler falan diye çok korkuyorum. Sonuçta seni reklamında kullandı. Saatler yani. Aa, evet ben çok hiç çıktım. Ben... Hep dergilerde, gazetelerde, hep mecmualarda çıkan bir insanım. Biz niye bayırda konuşma gafletine geliştik hiç bilmiyorum. Otobüs duraklarına şey koydular bizim. Kütüphane koydular. Otobüsü bir kaçırdım. Bak hep işte kader kısmet. Sonra araya önüne bir araba durdu falan böyle. İşte Recep Gürkan'ın sonra baktım her taraf gazeteci oldu falan. Bir anda orada beni yakaladı adamlar. Kim yakalasın başka? Sonra dedim ki kitapçıdan hani hırsız olmaz falan diye böyle bir laf var, toparlayamadım da. Sonra da onu kullandı. Ne demek ki? Esnaf. Ya bunu görse ne utanırım ha. Daha önce gidip küçük
çocukken belediye başkanının yanındaki koltuğa burası boş mu? Boş dedikten sonra tamam o zaman deyip oturmuşluğum da var. Var böyle yüzsüzlüklerim yani. Bakmayın şu an tangoç olduğuma. Küçükten çok atılgandım. Sonra da kapandım ben. Maalesef. Annem ucuz tuvalet kağıdı abi bunda. Bence ideal. İdeal mi? 60 milyon veremem yani. 60 milyon vereceğim. Baba bak nasıl kamerayı kesen gene gülmeye başladı. Ben ne kadar da atlamayacağı için şey sevebilir miyim? Şey sevebilir miyim? Ya bebek. Çok tatlı bir şey. Nerede? Aa. Selam. Aa, korkma. Hazır ablana. Aferin hep böyle. Oyna bakayım kameralara azıcık. Sen tatlış kusur. Bu da yalnız. Şurada görsünüz kıvır kıvır kıvırlanıyor böyle yani. Hadi görüşürüz. Bay bay. Annem diyor ki çekmeyecek. Araba doldu zaten. Bir tuvalet kıyadı bir sitem var o kadar. Hemen bir göstereyim hadi. Annem diyor ki çekmeyecek bir sitem diyor. Bir kafa dergisi aldım. Annemin gözüne sokuyordum galiba. Yok sen tut arabaya koyduk şu an fiyatlara bakıyorum. Evet sen koy bak fiyat. Fiyatlar beni ilgilendirmiyor. Yani sen alacaksın anneciğim. Ve ot alacağım. Bunu kontrol etmek lazım. Aha astrolojik gibi 22 sen seni de görmüştüm ha. Çıkartmış içine duruyor çünkü çalıyorlar çıkartmaları. 28 annem ben sana hiç bu kadar söyleyeyim. Başka? K-pop var. Her taraf K-pop. Teşekkür ederim. Beni ilkimi ben sevmiyorum. Teşekkürler. Evet, evde tasarruf daha az acil. Daha çok beklemek ister misin dergimizi alalım? Sen ne yiyeceğim bir şey var sabah? Yani biz bu alışverişi annem bana sürekli ne yiyeceğini düşünmesin diye yapıyoruz. Genelde. Ama çok öyle bir şeydi. Bakın geçen sefer ilk defa brokoli aldık ve brokoli yedik. Ben brokoli yemiyorum bir de annem almıyor. Teşekkürler. Kravasan aldık da. Ben yaptım kravasanlar. Aynı bir kravasan gibi. Dondurmuş kravatlar almıştım, güzeldi. Şu kızı ben de sadece donutma pişiriyor yoksa sadece pişirilmiyor ama bilmediğimiz için almadık aslında. Burada fiyatlar yoktu, gene yok. Evet, teşekkürler. Biraz bakırsa kalabalık bakamıyorum. Ne var, zikrim var. Bizim bu Migros'ta her şey yok ama. 20'ler fark var. Bunları almak öyle ama. Daha mı iyi? Migros'un yağları 5 litresi 34 liraymış. Komilid indirim var. Hadi. Şimdi koyabilsek güzel olacak. Çok dikkatimi dağıtıyor. Annemi kolay masrafa sokamıyorum. Geçen sefer bir masrafa sokmuşum. Aa buradan şey alacağım. Çikolata. Hangi? Şundan. Aha çekemiyorum. Bundan alacağım. 15 lira 60 kuruş. İndirimdeymiş. Bir tane alabiliriz evet. Koca yürekli misin sen de? Ya. Evet, koca kredi kartı. Evet koca kredi kartı. Bol limitli anne. Bütün limiti bana harcayacak kadın ya. Yalanım yok. Bu ne? Kutlaşma yapar mısınız? Evet paketimizi açıyoruz. Ama bu pilli sanırım. Ha şarjlı. Şarjlı mı? 130 lira falan mı? Bence şu an 130 lira vermeyelim ona. Güzel de yine gelir. Şimdi bayram geldiği için bayımızı atlatalım. Yine gelmez ama. Bunun Karaca'da bir modeli vardı. Güzelmiş ha. Başına tam kitap okumalık herhalde. Bir sürü de kitap aldık. Kitap aldık. Kitap. Benden değerli mi? Senden değerli değil de öbür aldıklarımızı alalım. Hadi koy kitabı. Evet. Kadın da çok sıkıcı. Sürekli beni ikna ediyor. Niye beni ikna ediyor? Şimdi alalım bakalım alacaklarımızı. Kasada gidiyoruz. Kandırıldım. Kamera makinemiz bozulmuştu. CS'de yaptığım için sadece kar makinesi alıyorum. Teşekkürler anne. Ya sırf senin için. Yani ben kitap atırken normal ışığı açabilirsin ama. Ama sonra kalkıp bakmak çok zor anne. Annem otomatik ışık alırım ben sana. Aldı zaten. Kumandalı ışık. Sen kumandalı ışığı var. Ama o çok ters kalıyor. Ters ışık kalıyor. Okuyamıyorum. Şey alacağım. Bunları indirim deme. Aspiris. Sarı güç. 30 lira. Mavi artı sarı. Evet, mavi artı sarı. Mavi istemiyorum. Hiç hoşuma gitmedi. Beğenmedin mi? Sevgili Asprox mavi bir şey yapamamışsınız. Leke bıraktım. Ben bilmiyorum. Hadi kahve alalım. Bu Migros kalabalıklaşmış. Geçen sefer çok az insan var. Çok rahattı.
Şimdi kahve alacağım. Geçen sefer Migros'un kahvesini aldım. Güzeldi. Ama şimdi artık filtre kahve içmeye alıştığım için de bir tık daha farklı bir şey arıyorum. Ama fiyatta farklı olmayan bir şey arıyorum. Hangi nereden almıştın Migros'un? Kimler burada? Onlar klasik. Ben filtre kahve aldım. Şu güzeldi. Ama bence güzel olandan al yani. Ama bir tık daha güzel olanı istiyorum ama hiç o kadar para verirsin de yok. Kaç gram? 225 gram. Bu 35 lira. Jacobs'lar 85 lira en ucuzu. Seve seve bunu içeceğiz galiba. Kuru kahveci Mehmet Efendi'nin de filtre kahvesi var. Neden? O Türk kahvesi tatmıyor mu? Karar. Chibo'nunkiler de güzel. Chibo mu aldın? Sen çok... düşünürken şunlar... Onlar filtre kahvesi. Tamam biliyorum. Öteki daha ucuzdu. 17 liraydı. Kahve Dünyası'nda 80'li. 80'li. Bu 80'li. Şu 105 lira. Bunlar nasıl? Onlar barista da alıyor. Neyse bunu alıyor. Sen alıyor musun baba? Çok çabuk bitiyor çünkü. Ben bir haftadır kahvesizim anne. Şekiller bayağı. Çok güzel. Hadi poz ver. Daha şeylere girmedik. Öbür alışverişte. Poz ver de mi konuşuyorsun? Sen benim saçımı mı seviyorsun? Yok. İnsan seviyorum derdi anne. Ya düzeltme manasıyla sevdim. Niye bunu yani itiraf etmiyorsun? Edeceksin. Bir oradan çıkıyor, bir oradan çıkıyor. Sürekli seni şey yapmış. Yakalama beni sen, başlıyor. İnsan güneşim. Gel Migros'la bir poz verelim. Canım Migros işbirliği hashtag. Abi bize bir şey yapsan kaç? 532 tuttu. Beni de bir kalp sahnesi tuttu arkadaşlar. Evden çıkmadan boşum bir harfladım. Şimdi boşum. Yemek boşum. Evet Bim. Bu seferki dondurulmuş ürün neden hiç memnun kalmadın? Annem koşuyor. Migros'un bu sefer dondurulmuş üründen hiç memnun kalmadık. Hiç güzel şey yoktu. Bir de sürekli de ki Bim'de aynısını daha güzel buluruz. İnşallah. İnşallah. Bir tane o benim pizzaya benzer bir pizza bulduk ama o da süper peşinde. Ama dedik ki 70 liraya daha ucuzunu Bim'de buluruz diye yine iddia ettik. Evet şu an bir challenge başlatıyorum. Bim vs. Migros. Bakalım Mim yalnız. Bim ucuz mu değil mi? Bakın ne kadarlık bu vlog çıkacak, nasıl çıkacak bilmem. Ağladıklarımızı da gösteririz. Sonra oturup annemle bir değerlendirme yaparız. Annem ağlıyor olarak. Değerlendirmeyi yapıyorsun, ben faturayı yıkarım. Annem de kartını değerlendiriyor. Kapımı açar mısınız efendim? Teşekkür ederim. Ama hiç güzel çekmiyor. Ben böyle eğilmem lazım. Sallantılı bir sepet seçmişiz zaten. Çok tehlikeli işler yapıyoruz. Çok güzel. Ben işte bunu istedim Migros'ta. Migros'ta bu yoktu. Sepeti yoktu Migros'taki. Yamuk çekiyor şu an zaten. Sürekli bir poz vermiş yapalım. Evet ne alıyoruz buradan? Şimdi buradan başlayalım bakalım. Hadi başlayalım. Bunu ileride tutmam lazım ki biz güzel çıkabilirim diye. Bunu yapmak istemiştim Migros'ta ama yapamadık. Annemdeki tuvalet kağıdını der koy dedi. Burada bir filtre kahve baksak. İki tane aldım bir bakıyoruz teyze. Fiyatlarına bakacağım. Burada filtre kahve, hiç birinde filtre kahve görmedim. Hep çözünebilir kahve. Bence onun yoktur zaten, gelme şansı da yok. Neden? Sonra anlatırız. Kamerayı kapatınca biz bir konuşacağız kamerayı kapatınca. Tamam. Anne senin boyun kısa olması daha güzel. Şu an tam güzel çekiyor. Hoşuma gitti. Evet burada maşına bakabiliriz. Geçen sefer bir jelibona düşmüştüm ama jelibonlar tabi tatlı ekşi jeliban alabilirsin. Çok hoşuma gitmişti. Ne oldu? Başkasının ama onun değil. Başka bir marka almıştım ben. Ben bilmem onları. Bir de tatlı ekşi jeliban alacağım. Bütün Migros alışverişimiz ve kamera şu an kapatıyor. Bizim bir ikinci sepet almamız gerekiyordu. Şunlar yılların bingo fetleri ya. Bıldırın. Alırdık bunlardan. 4 tane vardı o zaman. 3 tane değildi. Üç, hep 3 müydü? 3 gibi. Bana göre 4 değildi. Bu da gofret çıkartmış. Ama kırık bir çok. Çok garip. Sürekli kendimi önlem şey böyle sürekli şey yapıyordum falan. Albeni bize sponsor olabilirsin. Canım annem Albeni şeyi hayranı. Başka da çok beğenmiyorum. Daha da Davos'a gelmem diyor. Kalkıyor masadan.
şu aktüellere bakmalı bu sefer kamerayı koyacağız diye. Bakarız alışveriş. Çok eğlendim. Evet. Buradan başlıyoruz. Hazır mısınız? Başlıyoruz. Bu pizzalar değil, öteki pizzalardan tamam, bakacağız. Dedem bakacağız. Burada da var ya dolayı. Milföy. Milföy da belki bir şey yapabiliriz milföylerden. Ne dersin? Milföyler kanserojen diyorlar ama. Kaç para? 22. Diğer de tüm milföyü aldık. Arkamızdan insanlar çıkacak. Sık olmasın. Şöyle çekesin. Tamam işte böyle bir anladım. Toz kırmızı acı biber aldık. Acı mı? Acı bu. Acısız mı? Acısız oluyor mu? Evet. Acılı mı? Acı yazıyor. Kırmızı acı toz biber yazıyor. Bu? Yanındaki tatlı. Tepsi de var yanında. Tatlı. Ben de acı yiyebiliyorum diye bir sevinmiş. Tekirdağ köftesi almayalım. 90 lira olmuş tekirdağ köftesi. Gider tekirdağ da yiyiniz. Daha ucuza gülür. Teşekkürler. Evet, ben geçen gün burada buldum o pizzayı. O pizzayı kaldırdınız mı sevgili Süper Fresh ya? Süper Fresh bana olay. Biz böyle donmuş ürün bakmadık ki. Onu yeni çeviriyorlar. Tepsi böreği çok severim. Her bir tane alacağım. 500 de çıkalım buradan da ondan da. İnşallah. Ha, kaç liraymış? Şunlar aşırı güzel ve çok doyurucu. Bir yani mesela kaldığında bundan yapmıştım. Çünkü çok amanadım. Bunu bildiğimizi ne kadar kanalda? Şimdi ben bir çekirdeğe atlayacakabilirim diye çok şey yaptılar, boşalttılar. Patatesli rulo börek alsak nasıl olur? Ne? Rulo börek alsak, patatesli ama. Kaç para ki? 25-50. Bu dünyada en sevdiğim şey dondurulmuş ürünler. Çünkü çok hemen hazırlar. Kadınlar da ısınmış şey yapmana gerek kalmıyor. Üstüne biraz yumurta, biraz susam çok. Peynir alalım babana. Alalım babama peynir. Bakıyorum. Bu indirimde 150, 250'si 23 lira. Bu daha ucuz. Böyle alınlar. Bunun ama son kullanma tarihine yana bakmak lazım. 8'inciye kadar bitiyor. Bir alabiliriz şey istiyorum ben. Yeşil ve şeyin bohça ve üçgenlikten alalım. Üçgenlik 22 mi alalım? Bir. Kaşar istiyor musun? Evet, kaşar istiyorum. Çünkü çok toz diyorum bu sırada. Hatta bir tık büyüğünü de alabiliriz. Bu 40 lira daha büyüğü. Daha bir kaşar yok şu an. Onlar çok koyu ama o kadar da geliyor. Biliyorum. Kaç para bu? 83 lira. Bu 40 lira. Bu çok daha ucuz uygun geliyor. Bunu aldım o zaman. Hem de aynı marka. Ona da bak. Tost peyniri diyor. Daha güzel görünmez mi zaten? Yani. Gramajına bak. O da aynı. Yarım kilo o da. Ondan aldım. Daha sert ama bu daha yumuşak. Fark eder mi? Ben daha zor keser mi? Şu nasıl? 70 liraymış. Fermente diyor, ısıl işlem görmüş ondan değil. Tamam. Çok hoşuma gidiyor böyle yapmak. Bir tane 4 pizza aldım. Evet. Peynir aldık. 4 peynirli pizza. Süt var mı? Herkeste hasta. Sütümüz var. Süt diyecektim. Sütümüz de var, sütümüz de var anne. Peynir yapası canını çekti. Hiç çekmesin. Çok kurabiye yaptım. Kurabiye yiyeceğiz. Çay salam alalım. Bayağı içi çok dolu bu salamın niye hep böyle? 3 lira indirim olmuş. Kırmızı etiket koymuşlar mükemmel. Yedince mi? 7. aya kadarmış. İndirim gördüğümde son kullanma tarihine çok şükürüm. Gene yamuk çekiyor bu. Gene yamuk çekiyor ya. Böyle bir tık daha güzel sanki. Evet aktüeller. Çok kafamı dağıttınız. O yüzden çayımın masrafa sakınım. Çok mutsuzum bu konuda. Peynir kutusu çok güzelmiş. Alır mı anne? Peynirimiz. Almayalım anneciğim. Ama kutusu güzelmiş sadece. Almayalım. Ben kutusunu kullanayım. Sen peynir basını yersin olur mu? Bu ne? Bu makas. Ne bu? Şey o. Börek tutmak için. Biraz zor açılmasın.
asla çeyiz ve yapıp ev hanımını falan yapamayacağım. Teşekkürler. Annem de geçen sefer torunumu alacağım ve dişeleyici birisini alamayacağım. İptal. Bunlar neymiş? Oynayayım diye çapa mı aldın? Yoo. Çiftçiler başta. Göster mi bakalım? Çiftçiler başta. Şöyle tamam. Annemi yapıyorsunuz öğreteceğim. Olur. Ben de sana bunu alacağım anne. Petek temizleyelim. Bakın bunlar petek temizler mi güzel? Aldım ki onlardan var da. Var mı? Temizliyor mu? Temizledim mi hiç? Hiç temizlemedim. Boş boşuna ben evlenemeyeceğim demiyorum. Beyaz yandı artık. Beyaz sirkemiz bitti bizim. Temizlik için. O yüzden temizlik yapamıyorum anne. Sirkesi temizlik yapamıyorum. Evet. 21.95. Evet. Ben eve bir şey istiyorum. Kendime bir şey istemiyorum ya. Bunları taşımak çok ölüm olacak ya. En sevdiğim şey. Annem arabanın demiklerini kontrol etti diyecek. Edemedim. Anne bu çok güzel. Çerezine sıktım. Alır mısın onu? Çeyizime. Çeyizime çerezlik istiyorum. Teyzim yok çünkü zaten. Teşekkürler. Biz geçenince de ne olur? Ne bedeli? Ne olur da ne olur? Yok var ama. Bıraktılar ama şu yedek çok güzelmiş. Dene. Ne bileyim? Yiyip sor. Bayağı sıra çok. Benden iki tane alması lazım. İlk saç zaten sana tam M hani iki tane M doğdu. Hatırlatı çikolatalar çıkmaya başlamış. Tofliklerin şeyi tek paketlisi. Çok pahalı. Bir şey. Demek dörtte pizza alırım. Aa evet pizza yemektim kaldı. Ya saçmaya sağlarız. Niyancım senden değerli mal saçmıyordu. Bir ara alırız. Şu an kasada kendimi düşünemiyorum. Neden düşünemiyordu kasada? Ver bana onu bana taşıyabilirim artık. Bu ben taşıyayım. Evet hanımefendi göster poşetlerini anne. Kaldıramıyorum. Ama altına bir tuvalet kağıdı var be. Bu ne? O ağır. Ne yapayım ben video çekiyorum diye bana vermedin anne. Burada kamera karşısında itiraf et lütfen. Bu bankete alışverişim hiçbir emin geçmedi. Hiç hoşuma gitmedi. Selam. Edit'ten ben. Bu videonun bu kısmına kadar olanın yerini çektim ama son dakikada telefonun hafızası doldu. O yüzden ben de dedim ki bu videoyu iki part yapayım. Yani iki part dedim. Cumartesi bunu çarşamba günü izleyeceksin. Yani biraz da şu an çarşamba dedim. Gece 3 oldu. Editlemeyi bayağı erteledim. O yüzden kaldı. Her neyse. O yüzden dedim ki bunu iki part yapayım. Cumartesi günü çok kısacık, ufacık. Belki hani 10 dakikanın, belki değil 10 dakikanın aşağısında bir video olacak. Ama annemin çok tatlı bir sohbetimiz olmuş. Onu da böyle atmak istedim. Yani güzel bir şey olmuş. O yüzden onu da paylaşacağım. Yani bunu şurada bitiriyorum. Cumartesi günü tekrar buluşuruz sizinle. Çünkü çok tatlı böyle komik, esprili anacığımla bir sohbetimiz var. Yani izlediğim kadarıyla. Çünkü çok uzun olacak da video. Bu kadar uzun video yapmak istemiyorum. Böyle izleyin, gününüz güzel geçsin. Ama böyle çok uzun saatlerde ayırmayın istedim. O yüzden o zaman eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi. Eğer beni ve anacığımı sevdiyseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Instagram'da beni takip etmek isterseniz bütün hesaplarım biraz sonra olacak. Buraya da yazarım belki. O yüzden sizi seviyorum. Kocaman kocaman öpüyorum. Abone olmayı da unutmayın bu arada ya. Söyledim mi? Bildirimi de açmayı unutmayın. Çünkü cumartesi günü video gelecek. Evet, ikiye çıkarmayı hedefliyordum. Galiba şu an oluyor. Neyse her şeyin hayırlısı. Her şey. Burada su şişesi kalmış. Her şey de şu ihtişamla kolaylıkla geliyor bana. Öyle diyelim öyle olsun. Oldu. Neyse sizi öpüyorum kocaman. Bye bye.